Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim sevoşunuz geldi hazırsanız hadi alınsın çaylar kahveler sodalar neyi seviyorsanız buz gibi içeceklerinizi alın ay çok sıcak bugün gerçekten camları mamları kapatamadım arkadaşlar umarım dışarıdaki ses mikrofonuma yansımaz dedikten sonra magazin gündemi yine hareketli arkadaşlar Dün biliyorsunuz ben günün başına gelenler hiç kabul edilir bir şey değil yani olacak iş değil gerçekten İnsanlar artık ne de ne derler e, bu kutuplaşmanın bu e, nasıl diyeyim sanatçılar üzerinden hele yazık ya Cem Adria'nın yüzünde şişe patladı yol gerçekten korkunç bir şey Hiç olacak iş değil bakın Edirne'de de çiçekler güllerle e, biraz bu, bu bu söylemleri de propaganda gibi kullanmak da doğru değil. Kışkırtmak amaçlı. Tabii ki ne mutlu Türk'üm diyene. Orası ayrı konu. Ama bunu kışkırtmak için ya da bir yerleri e, karıştırmak için kullanılıyorsa o sakıncalı işte arkadaşlar. Ben de bundan ne malanıyor gibi de geliyor bana birazcık. Yani çünkü adı sana duyulmayan kadın bir anda hop e, ne derler uğraşsa böyle bir PR yapamaz. E, i̇şte Van'da gitti öyle konuştu. İşte şimdi gitti Edirne'de e, çiçeklerle karşılandı. Falan. Bakın Hepimiz bu Türk Devleti'nin çatısı altında Kürt'ü, Türk'ü kardeşçe yaşıyoruz. Birbirimizin farklılıklarına tabii ki saygı göstereceğiz. Bazıları beni eleştirmiş. Ee, Van'ı sanki bir Kürt şehri bilmem, bilmem falan Kardeşim tabii ki Kürt halkının yaşadığı bir Türk şehri. Ee, Türk Türkiye'ye bağlı yani Van hakkında söylenilenler de yorumlarda bakıyorum. Gerçekten hani... E, Bengü bir laf etti. Arkasını doldurdular. Yani sonra Bengü söylemlerinde haklı oluyor yani enteresan bir şekilde. E, Van'da e, su şişesi fırlatılmıştı. Edirne'de çiçeklerle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde Van konserinde ne mutlu Türk'üm diyene dediği için sahnede su şişesi fırlatılan Bengü, Edirne konserinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Sahnesine halk tarafından çiçekler yağdı. E, ne Van'dakiler de bizim vatandaşımız, Edirne'dekiler de bizim vatandaşımız. Lütfen ayrışmayalım. Birilerinin ekmeğine yağ sürmeyelim. Yani böyle orada oldu, burada bu oldu. Pelana, bana hiç gerek yok. Türkiye'nin bütün illeri benim için eşit. Farklı kültürlerden, farklı etnik gruplardan olması Türk kimliğini ortadan kaldırmaz arkadaşlar. O yüzden lütfen Kürt halkı da bu oyunlara gelmesin cecikten sonra enteresan konularıma geçeceğim. Seren Serengil, Gülben Ergen'e koca kafalı dedi yok. <laughs> Çok enteresan değil mi? Koca kafalılara rasta yakışmıyor diye. Ama şimdi Seren Ser Ay ben Seren Serengil ile Gülben Ergen'in birbirinin değişik versiyonu olarak görüyorum. Birbirlerine benziyorlar. Şimdi kabul etsin Seren Serengil de. Öyle ya da böyle. Gülben'in sesi daha güzel onu söyleyeceğim ama. Bakın neler söylemiş Seren Serengil. Ayıp ediyor ama Seren Serengil de. neticede. Ya bu kin, kız koç burçları kinci mi oluyor acaba? 30 senelik kin olur mu ayol? Ben hayatta tutamam. Ben Deniz Akkaya bile kin tutamıyorum ki kaldı ki. E, bir insanı 30 sene içimde kin tutayım. Yani biraz kinci anladığım kadarıyla e, Seren Serengil. Bakın ne diyor. Mart'taki Afrika seyahatimde saçlarımı örgü yaptırmıştım. Aynısını yaptır tamam hayatım boyunca ne yaptıysam taklit ettin ona alışığız da senin o koca kafana olmamış bir de sen çok alaturka bir kadınsın sen de o vizyon yok o kadar komik olmuşsun be teyze ay bir de teyze <laughs> Uu, yardırmış komik olmuşsun be teyze 46 beden alt kafa 46 beden yeni dünya olmuşsun. Kız 46 beden değil bayağı zayıfladı şimdi. Sen de Gülben Ergen'in hakkını yemeyeceksin kardeşim. Yani e, bu kadar ne bileyim gerek var mı? Ben şu aralar Seren Serengil'i bu bir takım hayvanlarla ilgili duruşundan dolayı, bir takım konulardaki açıklamalarından dolayı e, seviyorum, hoşuma gidiyor. E, etliye sütliye karışmayan ünlüler gibi davranmıyor diye seviyorum ama bu Gülben Seren Serengil kavgasında... E, haklıyken haksız duruma düştüğünü düşünüyorum Seren Serengil'in. Tabii ki çok kötü bir şey. Bir insanın sevgilisinin yakın arkadaşı tarafından elinden alınması korkunç bir şey. Kabul edilebilir bir şey değil gerçekten. Okey ama ya kardeşim 20 sene 30 sene geçtikten sonra da bu, ne bileyim siz tutabilir misiniz? Ben tutamam ya. Yani. Kim tutamam. Kimle hareket ettiğini düşünüyorum. Kaldı ki Gülben Ergen 2 sene önce de bu saç modelini yine yapmış. Bir klibinde yapmış. Yani sen 6 ay önce yaptın diye senden görüp de yapmamış sen 6 ay önce yapmışsın o 2 sene önce zaten bunu bir klibinde yapmış yani seni taklit etmediğini düşünüyorum e, koca kafaya gelecek olursak vallahi ikinizin de kafa ebatları büyük yani Seren Serengil de öyle ince yüzlü bir kadın değil şimdi o kadar kilo vermene rağmen senin de kafan vücuduna göre büyük gülmeler gene laf atayım derken vallahi kıyaslarlarsa e, sen de ondan aşağı kalır bir yanın yok Alaturkalı'ya gelecek olursak bence ikiniz de e, yeteri kadar Alaturkasınız. Bir kere Alaturka müzik yaptınız ikinizde. Şimdi niye? Alaturka olmak da kötü bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın ama e, Seren Serengil içindeki e, hazmedemediği ya da hafiften Seren Serengil de Gülben Ergen'i kıskanıyor diye düşünüyorum. Çünkü Gülben Ergen aldı yürüdü. Şarkıcılık konusunda şimdi eline su takabilir mi Gülben Ergen'in Seren Serengil? Seren Serengil'in yani tamam iyi bir televizyoncu olabilir, iyi bir şov gör olabilir, şov kızı olabilir, ekran yüzü olabilir ama yani Gülben Ergen'le sahnede yarışamaz diye düşünüyorum. Çünkü o bir tını yakaladı ve o tınıyla başarılı da oldu bir sürü hit yaptı yani. Amanın ne çekememezlik ayol. Ay teyzesini bir kere aynı yaştasınız. Sen ona teyze diyemezsiniz. bir iki yaş belki aranızda bilmiyorum tam ben ikisinde kadar yaşlarını takip etmiyorum ama yani sen ona teyze diyecek onu Allah Turka bulacak, koca kafa bulacak, çünkü söylediğin her şeyle aynısınız. <laughs> Ay koca kafa derken ben de or orada takıldım baktım. Kız dedim ben de zayıflıyorum kafam büyük kalmasın diyerekten. Çok zayıflayınca hakikaten kafa bir büyük kalıyor. Seren Serengil'in vücuduna göre kafası büyük değil mi ayol? Neyse ben seviyorum Seren Serengil'i eleştirmek istemiyorum son paylaşılarından dolayı. Ama bence birazcık saçmaladın. Bir saç modeliden seni taklit ediyor diye yazman e, ki kaldık iki sene önce klibinde kullanmış kadın. Eğer taklit varsa sen onu taklit ediyorsun Seren Serengil. Yani bu ıı, çıkışının ben bir mana veremedim. Zannedersem espri mi yapmış e, milli e, futbolcularımız da köpek kafası falan mı yapmış statta falan pişman. Yani birazcık bazen şirazeyi e, si kayıyor diye düşünüyorum Seren Serengil'inde. E, ama doğru yolda olmadığını düşünüyorum. Gülben Ergen'e gelecek olursak ben beğeniyorum ya. Vallahi çok da yakışmış. İşte koca kafalı olmamış. Ee, güzel de taşımış yaşına göre çok güzel kadın Bazıları, ya zevkler görecelidir ben gülben ergeni de e, seren serengili de beğeniyorum yani yaşlarına göre güzel kadınlar çekici kadınlar niye birbirinizi bu kadar yaralamaya hala 30 seneki olay üzerinden devam edersiniz orasını anlamak mümkün değil dedikten sonra yola devam mı devam hadi siz gülbenci misiniz ee, serenci misiniz merak ettim ee, Seren Serengil'in söylemleri çok komik ya koca kafa diye <laughs> komik değil mi ben e, ikisini de beğeniyorum ya Gülben Ergen'in e, bazı şarkıları bana geçiyor hoşuma gidiyor bakalım Gülben Ergen bu söylemlere bir cevap verecek mi o da sessiz kalarak cevap vermeyerek çünkü Seren Serengil ne yaparsa yapsın Gülben Ergen cevap vermiyor herhangi bir konuda cevap verdiğini ben duymadım İmalı olarak bazen cevaplar veriyor ama pek cevap vermiyor. Neze geçeceğim. Neze bu e, aşk dedikoduları yaramış fiyatını ikiye katlamış. Bir de nez, neze e, nazar değdi. İşte başına gelmeyen kalmadı gibi haberler çıkmıştı. Ay başına ne geldi ayol? Bence başına bir şey gelmedi. Çünkü bakın ne demiş gazete karısının nahı tuttu diye öbür taraf için. iki çocuğun annesini 10 yıllık eşiyle boşanıp 19 gün sonra şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş. Ee, yaklaşan Rüştü Onur Atilla magazin dünyasını sarstı. Ee, eski eşinin ah ettiği ikilinin başına da bir ay geçmeden korkunç şeyler gelmeye başladı. Ben ona katılmıyorum. Herkes yaşam döngüsünde ne yaşıyor, yaşayacaksa onu yaşıyor. Ama Nez e, bu spekülatif haberler çok sinirlense de işine yaramış olacak. Fiyatın ikiye katlamış kadına. E ee, daha ne olsun o aşk fiyatını ikiye katladı diye. Güldür Güldür şu on yıldız oyuncu Rüştü işte Onur Atile ile. Ay ben bu üç isimleri böyle çetrefilli isimleri dün öldüm gülmekten yazmışsınız. Hasan Cankaya değil o. Can bilmem ne diye. <laughs> ben altını üstünü karıştıraraktan kimisine o oğlum oğul oluyor ya soy isimleri. O soy isimleri bir doğru söyleyemem. Sürekli bir soy isimleri karıştırırım. Sürekli bir isimlerin başını sonunu karıştırırım özellikle de üç isimliler. o üç tane isim oluyor söyle söyle bitmiyor alacım ya Hasan Can Kayal yok Ahmet Mehmet Mustafaoğlu'nun Oğlunun son <laughs> uzun uzuna isimleri e, sevmiyorum bak ne güzel Nez bir çırpı da söylüyorsun kadın adını akılda da kalıyor ay isim sizde de var mı asla ve asla isim hafızam çok sayıp. 10 kere sorarım. Yani 10 kere ak tutamıyorum isim ben. O onun da etkisi var diye düşünüyorum. İfi, i̇sim hafızam çok zayıf arkadaşlar. Belki de ondan karıştırıyor olabilirim. Camdaki kızdaki hayrı değil de neydi kız? Nala'nın kocası e, oradaki rol rol ismi neydi bilmiyorum ama oyuncu Feyyaz Şerifoğlu o camdaki onunla meşhur oldu. Zaten uzun boylu çocuk var ya. 3 e, yıldır beraber olduğu Kanal D ana haber spikeri Merve Dinçkola İtalya'da evlenme teklifi etmiş. Ay dinç kolda gözyaşlarına boğulmuş. Olan yakışıklı, kız güzel. Ben bazen gençlerin birbirine sevgiyle baktığını gördüğüm zaman duygulanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sizde de olur mu? Yani böyle birbirlerine güzel bakan bir çift gördüğümde bir duygulanıyorum. Ya Böyle bir hoşuma gidiyor. Ee, i̇nsanların birbirini e, sevgisini göstermesi, o sevgi enerjisiyle ne bileyim gözlerindeki pırıltıyı, ışıltıyı görmekten İnanılmaz keyif alıyorum. Zaten artık aşkı dizilerde yaşıyoruz, filmlerde yaşıyoruz. Yani öyle oldu diyebiliriz. Mutlu olurlar inşallah. Mutluluklar dileyip yola devam etmek istiyorum. Esra Erol Erol. <laughs> Esra Erol demiş ki benim eşimim ailemle ilgili tek bir cümle söyleyemez. Sert konuşmuş ama bunu olumlu bir anlamda söylemiş. Ben de eşimin ailesi hakkında tek bir cümle söyleyemem. Müsaade etmez. O da bana söylemeye kalksa ben de ona müsaade etmem. Çocuklarımız var, evliyiz ama aramızda kalın duvarlar vardır bazı konularla alakalı. O sınırları koruruz. Yani birbirimizin hayatına çok da fazla müdahale etmeyiz demeye getirmiş kendi programında. Haklı olarak yani vıcık cıvık iç içe geçmiş birbirinin ailesine hakaret edenler var böyle evli hele de uzun süreli evliliklerde birbirini yaralayan sözler, söyleyenler çok olduğu için herhalde öyle bir haber mi? Haberin detayını bilmiyorum ama magazine yansıyan kısmıyla benim eşim ailemle ilgili tek bir cümle söyleyemezdi. Söylememeli de canım. Yani o dengeyi de bozmamak lazım. İkili ilişkilerde, evliliklerde laçkalaşmamak lazım. Sınırları bilmek lazım. İnsanın, e tabi şimdi Esra ne derler ekonomik özgürlüğünü hem de fazlasıyla elinde bulunduran kadın olduğu için onun böyle rahat konuşuyor olması çok doğal. Ama ülkemiz koşullarında o kadar erkeklerin, erkek egemen, egemen bir toplumda yaşıyoruz. Baskısı altında olan kadınlar var ki bazen susmak, bazen her edilen lafı sineye çekmek zorunda kalıyor ekonomik özgürlüğü olmadığı için. Ama standartlar eşit olduğunda e, bence bu denge insan daha da kolay sağlıyor diye düşünüyorum. O yüzden hanımlar önce ekmeğinizi elinize alın, önce işiniz olsun, önce mesleğiniz olsun, önce kariyeriniz olsun, sonra sevgili ile olan e, sorunlarda. Bu sizin önünüze tepsi konuluyor. O yüzden ona dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Doğru mesajlar veriyor bence Esra Erol bazen. E, o kadar da olsun değil mi? Bu Cık cıvuk programları sunarken bir iki de araya güzel mesaj e, serpiştirsin dedikten sonra şu Hande e, e, ne bileyim Hande Erçel'i bir linçliyor mu bu e, şey Sabancı ailesi? Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in ...istenmeyen gelin olduğu iddiası sosyal medyada epey yürümüştü. Arzu Sabancı son hamlesiyle istemediğini açık açık belli etmiş ama... ...valla ne diyeyim yaşını başını almış bir oğlan. Hande Erçel de e, ne bileyim Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi. Bazen böyle söyleyince de bana kızıyorlar. Ay neresi güzel onu bilmem şudur da budur da. Ya çirkin de bir kadın değil yapmayın etmeyin Allah aşkına. Yani güzel mi güzel ha tamam sana göre çok ultra güzel gelmiyor olabilir ama... Ben Hande Erçel'in güzel bir kadın olduğunu düşünüyorum ve eğer gerçekten bu iddialar doğru ise hak etmediğini düşünüyorum. Ya pırıl pırıl genç bir kız. Eğer zaten benim bir erkek evladım olsa ve oğlum bir gün bir kızın elinden tutup gelse. Ben Aynen. oğlum o kızı seviyorsa kusurlarını görsem de eksiklerini görsem de e, onların mutluluğu için susarım diye düşünüyorum ya. Öyle olması gerekmez mi sizce de? Benim asıl olan evladım mutluysa Asıl olan evladımın onunla aşkla bakıyorsa ki aşkla bakıyor Hakan Sabancı Hande Erçel'e. E, hiç de e, ne bileyim onun mutluluğuna gölge düşürecek bir davranışta bir eylemde bulunmam diye düşünüyorum. Günah da yol. Düşünsenize iki seven insanın arasında ne bileyim e, ayrılmaları için ya da negatif anlamda bir şeyler yapıyor olmak gerçekten günah. Çok büyük karma oluşturur diye düşünüyorum. Seven insanların... Hele de iki gönülün arasına girilmez. İki gönülün arasına giriliyorsa gerçekten yani ne bileyim evrensel bir suç işliyorsunuz bence. O yüzden e, kimsenin mutluluğuna, hele de bir annenin, bir babanın evlatlarının mutluluğuna gölge düşürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Hakikaten de bu iddialar sürekli istenmiyor, istenmeyen gelin adayı, istenmeyen bilmem ne çok çok konuşuluyor. Ay nasıl e, sıcak, su içinde kaldım. Kız bakar mısın saçım ne hale geldi iki dakikada. E, bir de tabii ki tripod ışıkları var arkadaşlar. Bu arada Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile ooo oh, sarmaş dolaş bıcır bıcır tanıma tanışma safhasındaydık diyorlar. Ama oralar o oh, çok level geçmiş. E, sevgililer aralarında Emircan İrek, Umut Kurt ve Bülent Şakrak. Ay bu Bülent Şakrak şeyinki. Ceyda Düvenci'den sonra ayrıldı da bir kızla aynı Ceyda Düvenci'ye yine benzeyen bir kızla beraber ya e, gruplarıyla Bodrum'da tekne tatili yapıyorlarmış. Tekne önceki gün cennet koyuna demir atmış. Arkadaşlar deniz ve güneşin tadını çıkarmış. Zeynep Bastık da öpücüklere boğmuş sevgilisini onlar mutlu olsun hayatım. Gençler mutlu olsunlar. E, bu Zeynep Bastık'la ne bir tane de Melek Mosso ikisini hep karıştırırım ben. Niyeyse ya ne bileyim böyle abartılacak şarkıcılar mı ya. Ne bileyim magazincilerin peşinden koşacak kadar star gelmiyorlar bana ya. Bilmiyorum ne dersiniz. Hani tamam olabilir. Güzel sesli bir kadın sadece. Kötü diyemem ama wow magazincilerin peşinden koşacağı kadar bir yıldızlı starlığı var mı? Bana göre yok. Geçelim Burak Özçivit, Fahriye Evcan çiftini Gerçekten bu çift ee, ne derler bu sene çok konuşuluyor Bodrum'da yeni o oh. 50-60 milyonluk evler alındı. E i̇çi dekore edildi. Tatillerini yapıyorlar. O Burak Özçivit'in Göbekli fotoğrafları vardı yani böyle basına servis edilen. Muhtemelen telefonla çekildi. Denizin içindeyken yine arkada adam böyle tutmuş. Şimdi ekrana göstersem görünmeyecek ama öyle telefonuyla herkes muhabir artık, herkes kameraman. Böyle e, Burak böyle topmuş çekiyor. Yani bir, bir hakikaten o da tatilde o da tatilde. Sizi bir başkası en yalın halinizle çünkü poz vermiyor adam denize girerken birisi arkadan onu tak 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 her halini çekiyor. İnsan istese de her hali fotoğraflarda güzel çıkmıyor. Dünyanın en yakışıklısı da olsanız ters ışık var, ters açı var, güneş tersten falan aldığınızda güzel çıkar mı? Çıkmayabilir. Ama ha, hakikaten de bir göbek yapmış. Bir bira göbeği de yok değil. <laughs> Burak Özçivit o da ayrı konu ama ee, şey de öyle. Fahriye Evcen de ama iki tane çocuk yaptı. Yani abi göbek olması normal. Ee, yazık. Ya tatilde düşünsenize çok büyük bir şey ya dezavantaj. Yani ta ünlüsün, para kazanıyorsun falan ama her halin takip ediliyor. Bakın etrafınızda Düşünsenize rahat rahat denize giremiyorsunuz. Ancak e, açılacaksınız kıyıda öyle sahilde. insanların olduğu yerde denize girip de keyif yapmaları ne kadar zor. Bir müddet sonra insanı yorar bu baskı değil mi? Yani düşünsenize sürekli gözler üstünüzde sizin açığınızı en zayıf ya da en çirkin göründüğünüz anı yakalamanın peşinde olan insanlar var. O da gerçekten rahatsız edici olabilir. Geçelim Teoman'a. Teoman'ı seviyorum ayol. Gerçekten son zamanlarda Teoman'a bir şeyler oldu. Bir yardımsever. Zaten e, servetinin e, işte bir kısmını kızına kalanının da dörtte bir mi falan öyle bir oran da vermişti kimsesiz çocuklara bağışlayacağını söylemişti. Aile bakanından takdirleri aldı örnek olması açısından çok iyiydi ama bakın yine örnek bir davranışa imza atmış. Teoman yarın düzenlenecek olan müzayede de müzayeme kapsamında em, en çok sevdiği gitarı mı o beste yaptığı gitarını bağışlamış. Elde edilen gelir ise yine çocuk esirgeme kurumuna aktarılacakmış. Ee, online olarak gerçekleşecek olan müzayede de sanatçı kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarını çocuklar için açık arttırmaya çıkarıyormuş. Ee, böyle güzel şeylere vesile olmak, böyle güzel şeylerin içerisinde olmak, yardımlaşmanın hem çocuklar için yaşlıları da eksik etmemek lazım. Yaşlılar için ya da e, kötü durumda olan insanlar için yardım etmek ne kadar ulviye, ne kadar güzel bir şey değil mi? Ee, bir melekleşti işte, içine bir böyle rak yıldızı ama içine böyle bir polyana, böyle bir melek haller geldi. O yüzden de kutluyorum, tebrik ediyorum Teoman'ı dedikten sonra e, Pınar Altuğ'un kızı Yağmur Atacan artık tabii ki genç oluyor ve e, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman Sandal, ünlü isimlerin çocukları arkadaş çıkmışlar. Vav wow. zannedersem tatilde de birliktelermiş. Pınar Altun'un kızı Suat Acan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman Göcek'te görüntülenmişler gezerken, tozarken artık onlar da ergenler, genç olacaklar ee, yakıştırmışlar da bazıları. Olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Ben Pınar Altun'u da beğeniyorum. Değil mi? Çizgisi e, düzgün kadınlardan e, ne bileyim bazı insanlar tamam gençlikte coşarsın, bir şey, takım şeyler yaparsın ama bir Deniz Akkaya gibi değiller mesela. Farkında mısınız? Bir takım isimler onunla aynı jenerasyon isimler ne bileyim anne olduktan sonra değiştiler. Kendilerine çeki düzen verdiler. Aile hayatlarına, yaşam biçimlerine düzgün yaşayan insanlar kutlamak ve takdir etmek lazım. Beğeniyorum kendisini. Ee, herhangi bir saçma sapan eylemin içerisinde olmuyor. Bu arada yine bir polimik başlamış. Ya bu kızla da uğraşıyorlar. Gencicik bir kız. Aslında hiç gerekli yok uğraşmaya ama eee Aleyna Tilki. Aleyna Tilki biraz sahne kıyafetleri çok vasat. Ya yani sahneye de tamam popçusun falan da böyle ne bileyim şorttan bozma, üstü böyle bir penye yani hiç özensiz. Açıklığından ziyade, dekoltesinden ziyade özensiz oluşu. Ondan sonra da dert yanıyor, bana iş gelmiyor, konser gelmiyor falan. Spor ayakkabısı bile neredeyse kiriyle çıkıyor. Yani Büyük sahnelere çıkıyorsunuz. Hiç mi heyecanınız yok? Biraz daha dikkat ve özen gösterebilirsiniz ama zannedersen bir takipçisi mi ya da hayranım? bakın ona bir savunmaya geçmiş. Demiş ki Aleyna'da ses yok diyenler saçmalamış. Kız efsane bir ses. Türkiye'de çok kişide olmayan e, kıyafet yazlık yere göre normal tabii. Biraz daha şık e, olsa iyiymiş demiş. Bakın takipçisi bile. Ama merak ediyorum milyoner de ee, Tuğçe Kandemir pijama. Evet evet bildiğim pijama ile çıkarken bu eleştiriyi yapanlar neredeydi acaba? E, onları da eleştiriyoruz. Yani pijamayla da çıkmak doğru değil. Demet Akal'ın eşofmanla çıktı mesela. Aleyna olunca boyut mu değiştiriyor demiş. Ya başkalarının yanlışı üzerinden Aleyna'yı savunamazsınız. O da yanlış. Hani onlar yapıyor nasıl olsa Aleyna'yı görmeyin demeye geliyor bu. Kardeşim dünyanın parasını alıyorlar. Birazcık da özen göstersinler. Zaten bunu e, ne Tuğçe Kandemir için ne Demet Akalın için çıkıyor sahneye. Kendi izleyicisi onu izlemeye gelenler için çıkıyorsa bu bir saygıdır. Yani en güzel halinle sokakta gezer gibi de sahneye çıkılmaz ki canım. Mesela Aleyna olunca boyut mu değiştiriyor? Tabii ki aleyneye sallayınca gündem oluyor. Öteki PR yapmaz. Sevda Türküse ve gelince çıplak eleştirecekse şayet Gülşen'e baksın. Bazen giyinmeyi bile unutuyor demiş öyle kendince. Hemen zaten yapıştırmış sevda türkü sevde. Bu sevda türkü sevinde kadın düşmanı ya. Kadınlar üzerinden sürekli mesaj. Ya tamam git birazcık da erkekleri eleştir. Git birazcık da ne bileyim. Niye hep kadınları eleştiriyor anlamıyorum ama bakın neler söylemiş o da hemen yapıştırmış. Neyin tacizi be demiş. E, şu kıyafetin haline bakın bir de bunları eleştirmek tacizmiş. Asıl böyle giyinen kadınlar böyle giyinerek erkekleri taciz ediyor. Bir erkek bu kadar açık giyinse vücut hatları bu kadar belli olarak bir şekilde sokakta dolaşsa kadınları taciz ediyor. Kadınları taciz ediyor diye linç edilir. Yok geçsinler valla bu göz, gözümüz bayram etsin. <laughs> Gayet ne bileyim fit vücutlu yapılıysa o da bir atlet giyip çıkıp vücudunun güzelliğini gösterebilir. Ben işte katılmıyorum. Aynı şeyi kadın yaptığı zaman adına kıyafet diyorlar. Ay bu kadın düşmanlığı bundaki ben anlayamadım. Kadın kimliği ee, ne demiş bakalım üzerinden toplumu öyle bir bozuyorlar ki demiş kadın ne yaparsa yapsın laf yok bu kıyafet mi şimdi diye. Yani sen niye bir hem cinsini bu kadar yerden ya kıyafeti beğenmedin diyebilirsin bakın onu anlarım. Çünkü değişen bir şey kıyafet. Ama giyimi üzerinden şahsiyetini eleştirmek işte orada duracaksın beka, be kadın. Sen de bazen durman gerektiği yeri bilmiyorsun. Bu kıyafet mi, bu bilmem ne mi, cart mı, curt mu? Ayol ne isterse giyer gençler onlar. Sen hiç genç olmadın mı? Abartıyor bu sevda, türkü sevda. Bazen ne derler? Zıvanadan çıkıyor. Bu arada biliyorsunuz Türk bayrağı açmak, ne mutluyum, türküm demek ya da ne bileyim e, vatandaşlıkla bağlı olduğumuz ülkemizin sembollerini kullanmak nedense bir insanlara batıyor. Ama Rap sanatçısı Ezel Avrupa'nın en büyük festivalinde sahnede Türk bayrağı açmış. E kutlamak lazım. Ya bazen arkadaşlar çünkü ülkemizin de üstüne çok gelindiğini düşünüyorum. Yani hakikaten bir batıyoruz herkese. E, o Arapların bayrağımızın üstünde tepiniyor olmasın. E, Avrupalılar sevmiyor. Araplar sevmiyor. Kız, bizi kimse sevmiyor ya. <laughs> Vallahi. Yani batıyoruz. O yüzden de. İnsan bir tepkinin yansıması diye düşünüyorum. Bu kadar bir takım şeylerimize e, ne bileyim böyle bir dar alma gibi. Ne yapacaksınız ya? Belki de ben güya kızıyoruz hani bu provoke etme toplumu diye ama hani hakikaten bir değil iki değil maçta öyle yaptı diye eleştiriliyoruz. Bayrakımızı eleştiriyorlar. Onu O zaman da insan diyor ki Aa, gerine gerine tabii ki söyleyeceğiz. E, ne mutlu Türk'üm diye ne de diyeceğiz. Ben Türk'üm de niye ben Türk'üm demekten gocunalım canım? Allah Allah birileri alın alınganlık edecek diye biz Türk olduğumuzu söylemeyelim mi? Ama tabii ki niyet de önemli. Birilerini kışkırtmak amaçlı değil ama övünü övüne, gururlana gururlana ne mutlu Türk'üm diyene demeli insan ya. Ne var bunda? Bayrağımızı da açarız. Çünkü aynı şeyleri herkes yapıyor. Aidiyetle bağlı olduğun toplumların bir bayrağı olur ve o bayrağı da, bayrağı da ne bileyim o ülkenin simgesidir. Saygı duyulması gereken bir şey dedikten sonra hadi geçelim ee, bu milli maçtaki milli futbolcularımız. Ay dün bir de kulis, kulis demişim. Makyaj mı yapıyorlar ayol diye. Kız ayol sevoşunuza alışamadınız mı? Gülüyorum o eleştiri değil de onlar da gülmüş. Sevda makyaj mı yapıyorlar diye. Soyunma odası olur futbolcuların kulis mi diye. Kız bazen hızlı konuşuyorum ne bileyim ben futboldan mı anlıyorum. İşte, işte ne bileyim şeye çıkmadan önce nasıl sah sahneden sahne şarkıcı mı? <laughs> kulis diye. <laughs> Kafayı sahneyle bozmuş kadın. Ee, anlayan anlıyor işte canım orası soyunma odası kulis neyse işte e, yorumlar gelmiş güldüm bayağı ona da milli takımlarımızdan Fer milli takımlarımızda oynayan bu şimdi son maçta oynayan Terdi Kadıoğlu dünyanın en pahalı futbolcusu ilan edilmiş. Wow hakikaten canla başla mücadele ettiler futbolcularımız da yani hakikaten e, gurur duyuyoruz. Türkiye A milli futbol takımı Euro 2024 çeyrek finali mücadelesinde Hollanda ile karşılaşmasında 2-1 kaybederek turnuvaya veda edildi. Hollanda-Türkiye maçında Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans büyük beğeni kazandı. RTL yorumcusu Wolf e, Ferdi Kadıoğlu için son e, düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu yorumunu yapmış. Yani Pahalı futbolcusu oldu yorumunu yapmış. Çünkü gerçekten ee, çok yetenekli oyuncularımız var. E, futbol bazen sadece yeteneklilerin bulunmasıyla değil mi kaybeden olacak canım. Karşı tarafta da iyiydi. Biz de iyiydik. Ee, bu maç onlar içinde inşallah güzel şeylere vesile olur. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin sıkıntılarıyla dertleniyorum. Hepiniz gibi. Çünkü haberleri açtığımızda, gazeteleri okuduğumuzda sosyal medyada gördüğümüzde emeklilerin hali içler acısı. Yani hele bu pas geçtiler. Asker ücrete de zam yok ama tüm bunların yaşanırken bir de bu mültecilerin savunuluyor, savunmak ve onların üzerinden ne bileyim işte Suriyeliler giderse işte sanayi çöker, işte iş adamları çalıştıracak birini bulamaz. Yok işte bakın mesela ticaret bakanı Ömer Bolat demiş ki Afganlar giderse hayvancılık biter. Ya biz bundan önce. Ee, sanayimizi Suriyeliler ne bileyim tarımımızı Afganlar mı yapıyordu? Bu açıklamalar gerçekten bence amacının dışında açıklamalar diye düşünüyorum. Yani siz hakikaten çiftçiye hakkını verirseniz, hayvancıya hakkını verirseniz, herkes hayvancılık da yapar, herkes çiftçilik de yapar. Herkesi büyük şehirlere doldurdunuz. Ondan sonra şimdi tabii ki kim çalışacak adam yok dersiniz. Çünkü köyde bir şey bırakmadınız. İnsanlar köyünde kendi kendini çekip çevirebilecek artık köyde bile marketler var orada bile artık Peynirini, sütünü marketten alıyor köylüler, bazı köylüler birçok köyde. Yani bu duruma gelmiş olmamız kötü. Her şeyin sil baştan düzenlenmesi gerekiyor. Gerçekten e, ülkemizin işi zor. Çünkü birçok şeyi hoyratça tükettik kaynaklarımızı. E, bazı mesleklere sahip çıkmadık. Teşvikler verilmedi yeteri kadar. O yüzden e, bence e, bazı bakanların böyle negatif söylemler yapmak yerine daha yapıcı, daha teşvik edici mesajlar da bulunmalarının doğru olacağını düşünüyorum gerçekten. Üzülüyoruz ama ne yapalım? Sonra bir şey gördüm. Amerika'da başlamış suni etler, suni meyveler. Arkadaşlar bir karpuz kesiyorlar plastik gibi. Yani gelecek bir 4-5 sene sonra o plastik gibi karpuzlar ya da zaten bütün ürünlerde GDO var. Yani daha çabuk büyümesi için yediğimiz her şey sentetikleşti ama daha da sentetiğine doğru gidiyoruz. Yani en azından tarlada karpuz yetiyor ama yani şimdi ona gerek yok. Şırıngayı basacaklar hop oh, karpuz bir günde karpuz. Yani öyle bir sürecin de içerisine giriyoruz. Ay onun tiksinç görüntülerini gördüm böyle ciğer gibi falan. Yani sadece şeklen meyveye benzeyecek ya da şeklen ete benzeyecek. O plastikimsi şeyleri mi yiyeceğiz artık bilmiyorum demek ki artık tarımı da bitirecekler. Tamamen bu sentetik şeylere doğru insanlık yönelecek. Aman öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Dünyada misafiriz. Ha iki gün önce, ha iki gün sonra artık hayatı biraz da aman diyerek yaşamak lazım. Öyle değil mi? Her şeyi takacak olursak hasta oluruz ayol. Çünkü çok fazla negatif olay var. Ay yok ekonomik kriz, yok işte o su, bu su. Mutsuz olacağımız o kadar çok şey var ki bir yerden sonra aman demek zorunda kalıyor insan. Öf öh, işte öyle dediğinizde Safiye ile Banu Bülent Hanım'ın komik halleriyle ne yapalım yazı kapatacağız. Yeni fragmanlar yayınlanmış. Orada da yeni fragmanda şimdi bu milli meseleler konuşuluyor ya. Bülent Ersoy Türk bayrağını öpüyor falan. Yalnız Bülent Ersoy'un artık ne derler? Met Gala'ya gider gibi kıyafetler, takılar. o biçim. Kadın zaten nasıl olsa öleceğim diye herhalde bütün servetini çula çaputa takıya süse püse harcıyor. Tamam harcasın kimsenin gözü yok ama bu kadar kazandın madem var madem. Yok her elbisenin çantası ayrı görgüsüzlük olarak görüyorum. Geçen hafta diyordu ya işte Banu bir valizle gelmiş. Ben 67 valizle geldim. Bilmem hepsinin bir şusu ayrı, takısı ayrı falan. Bunlar övünç, övünç kaynağı değil ya. Keşke bir valizle gelseydin de ne bileyim ee, bak Teoman'a. Çocuk esirgemeye bağışlıyor. Ya da ne bileyim kıyafetlerini e, bir açık arttırmayla satışa çıkar. Gelirini çocuk esirgemeye bağışlıyor. Ya biraz da öbür ya ne derler ay gözüme bir şey geldi. Birazcık da bu insan şey olur ya ne bileyim e, sadece kendisi için yaşıyor. Belli, o kadar belli ki. Birazcık da e, etrafına bak. Etrafındaki halkın e, ne oluyor ne ile ilgilen. Bunlar aslında çok demode hareketler. Çok Geçmişte öyleydi belki de yokluk varken işte böyle zengin görünmeye çalışıyormuş şarkıcılar havalı görünmek için ne bileyim işte çok fazla debdebe şatafat olunca sanki starlık oluyormuş gibi. Bence starlık artık günümüzde ne bileyim daha sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, yer alan daha halka dokunan, daha halkın içerisinde da, olup da daha öyle eylemlerde ve söylemlerde hareketlerde bulunuyorsan starsın diye düşünüyorum. Bak Tarkan'a. Yani ben hiç Bülent Ersoy'un ağzında gündeme dair bir yorum, halkın sorunlarıyla ilgili bir yorum ya da halkın e, acı çektiği konularla ilgili bir tutum sergilediğini hiç görmedim. Hiçbir sosyal konuyla ilgili, halkı ilgilendiren konuyla ilgili bir tek cümlesine denk gelmedim. Varsa yoksa dev debe şatafat vur patlasın, çal oynasın, kibir, insanları aşağılama. Ay bir valizle gelmiş diye küçümseme. Ya işte bir valizle gelse ne olur? 40 valizin de olsa, 100 valizin de olsa aman kaç sene daha ömrün var. Ay hiç ölmeyecek gibi yaşıyorlar ayol. Hakikaten kalp kırmaya, incitmeye bunlar sahte rol gereği de olsa hiç gerek yok diye düşünüyorum ama... ...işte gülüp eğleneceğimiz manzaralara şahit olacağız. Bu arada Özkan Uğur'u kaybedeli bir yıl olmuş. Ne çabuk geçiyor zaman. Ne çok değerimizi de kaybettik arkadaşlar. Üç kez lev kanserine yakalanan ancak hastalığı nükseden Öz, Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Vefatın üzerinden bir yıl geçmiş. Allah rahmet eylesin. Özkan Uğur'un fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Cem Yılmaz merhum sanatçı. Canım abim. ay biliyorsunuz Cem Yılmaz'la filmleri de vardı. Gora'da Morada da oynamıştı. Kalbimizdesin Özkan abim diyerek de anmış. Birinci yılında Cem Yılmaz Özkan Uğur'u. Koca terbiye edilmez terbiyelisi alınır denmiş. Ay çok güzel bir laf. Hakikaten. Yani terbiyelisini bulacaksın hayatım. Terbiye edilmez. Bir adam 7'de neyse 70'inde in, 70 70'in de o bazı karakteristik özellikler, bazı huylar değişmiyor. O yüzden e, evlenecek insan ailelerine de yakışmalı. Yani çünkü kendi aileler de birleşiyor bir nevi. Her şeyi düşünerek evlenmek lazım. Evlilik bir program gibi. Yani o programın içerisindeki kodlar karşı tarafla uyumlu değilse yürümüyor Allah. Yürümüyor. Gülcan Özer e, öyle söylemiş. Koca terbiye edilmez, terbiyeli koca alınır diye. Hayatım kocayı bulduk da terbiyelisi mi? <laughs> Tet mi? E, İstanbul Ted'de konuşmuş ama kocayı bulduk da terbiyelisi kaldı. Alır evde ben onu bir bir, bir, bir ne derler? Yumurta <laughs> <laughs> terbiye ederim dermişim. Gerçekten koca bulduk da terbiyelisi mi kaldı bu zaman? Koca mı kaldı yol, Koca mı kaldı? Artık yani hakikaten e, öyle bir çağa gel geldik ki e, koca bulursan terbiyeli terbiyesiz artık. O kıvamdayız arkadaşlar. Bu arada geçmiş olsun diyelim. Kayseri'de bir yangın. Yangında yangın merdivenin sepetiyle böyle e, bayağı bir çatıya kadar çıkmış ki çatıyı o kadar yangın sarmış ki ee, itfaiyeci can haliyle kendini o sepetin içine 2,5-3 metreden atarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmış. Geçmiş olsun diyelim. Kayseri'de Membran uygulaması yapılan 7 katlı binanın çatısında çıkan, yangında alevlerin arasında kalan işçi itfaiye yeğenin uzattığı merdiveni sepetine yaklaşık 2,5 metreden atlayarak kurtulmuş. Yaralı işçi hastaneye kaldırılmış. Hay geçmiş olsun. O görüntüleri de cep telefonu kamerasıyla çekmişler arkadaşlar. Ee, yine bugün sel manzaraları vardım Karadeniz'de. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim sel, yangın, doğal afetler, İşte e, Ege kıyılarımızda yangınlar, Karadeniz'de seller, iklim de bozuldu artık. Ee, saatte 100 kilogram mı yağış yağmış. Neresiydi o? İki kişi de can verdi. Yok. Gerçekten e, yaz günü bir de. Enteresan bir iklim. E, ee, bir bakıyorsunuz hava bir anda soğuyor bir bakıyorsunuz bir anda ısınıyor eskiden yazın güneşi rahatsız etmezdi şimdi rahatsız ediyor sizde de var mı biraz fazla kaldığınız zaman eve geliyorsunuz başınız ağrıyor yorgun hissediyorsunuz hakikaten artık e, ne eski güneş ne eski hava ne eski mevsim geçişleri kalmadı maalesef dedikten sonra Mert Ramazan Demir'e geçeceğim Yalı Çapkın'ın meşhur oyuncusu bir an evvel 30 olmak istiyormuş. Ah canım. Valla 30'a 40'a gelince de keşke 20'lerde 25'lerde de kalsaydım diyeceksin. Gerçi 30 da çok güzel bir yaş. İnsanın en güzel yaşlarında. Yani kaç yaşındaki bu 25 bela mı? Bir an önce 30. Acele etme nasıl olsa zaman su gibi akıyor. Geleceksin. Geldiğinde inşallah pişman olmazsın. Ee, umursamaz biriyim demiş. Ve o halini seviyormuş. Hayatta en çok da ailesine değer veriyormuş. Sürekli e, sorunlardan bahseden insanları sevmiyormuş. Ay onu ben de sevmiyorum. Gerçekten sürekli negatif bakan, sürekli dert, dert, dert. Ya iki de gülelim, eğlenelim. Ha. Biraz da içinde tut. Yani e, tamam insan dertleşir. Bazen sorunlarını anlatır ama bunun da şeyini cılkını çıkaranlar da çok arkadaşlar. E, ben de çok fazla hayatta o tarz insanlarla... Ya ben mesela... Kimseyi üzüntülerimle sıkmak, üzmek hiç istemem biliyor musunuz? Ne, ne gerek var yoracaksın karşındakini? Birazcık da goy goy yapmayı, hayatı tiyye almayı, gülmeyi bilecek insan diye düşünüyorum. Gülmek de bulaşıcı sanki. Siz mutluluk saçtıkça, siz güldükçe etrafınızdakiler de gülüyor. Öyle bir bulaşıcı yanı da var. Mutsuzluk da bulaşıcı, o da ayrı bir konu. Bu arada mahrem fotoğraflarından dolayı işte onu bahane ederek Tunç Şahin o da biliyorsunuz ay o eşiyle sürekli bir e, kızınıyla ilgili velayet davaları, davalar, mahkemeler e, mahrem fotoğraflarımı yayınladı diye e, zannedersem dava açmış e, eşini ama oradan bir beraat almış zannedersem eşi de. Bakalım hemen uzatmadan e, babanın kızına sevgisi olan mektupları falan fişman somut delil yok diye soruşturma ee, bakalım ne diyor. Soruşturma tamamlanmasının ardından İstanbul Asli Ceza Mahkemesi'nde dava geç, gerçekleşti. Savcı mütalasına sanık Pedro'nun e, belirtilen somut delillerin oluşmadığı gerekçesiyle beraat talep etmiş. Yani istediği kadar tülün şahin yok işte e, benim özel görüntülerim, mahrem görüntülerim paylaştı desin. Ay senin özel görüntün mü kalmış? Bütün görüntülerini, mayolu hallerini zaten YouTube'da herkes erişebiliyor. Yani enteresan. Ama o, bir çiğni var bu adama karşı kızını da göstermek istemiyor falan. Hadi geçeceğim güzel kadın ama e, bazıları da diyor ki o adam da onu çok mobbing uygulandı. Çirkin demiş bir şeyler demiş ki o kadına. O da hiç çirkin bir kadın denilecek kadın değil Allah var ama. Çocuk var arada işte olan çocuğu oluyor. Bakın ne kadar önemli. Madem bu kadar gıcık gideceğim bir adamla niye çocuk yaptın değil mi? O süreç. İnsanın da çocuk yapmak için de o süreci iyi değerlendir, tanışma sürecini iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü çocuğun bir de babaya ihtiyacı var. Yani öyle doğruyum alayım o tarafı kapatayım tamamen diyemiyorsun. Sonra çünkü çocukta bir sefer ağır travmalar oluyor. Sabancı ailesinde yine bir karışıklık, 9 ayrı miras davası açan Sevgi Sabancı Hakkımı almak istiyorum demiş. Yani e, Sabancı ailesinde bakar mısınız? Enteresan. Sabancı ailesini açtığı miras davasıyla gündemde olan sevgili Sabancı günaydına konuşmuş. İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olan kızı Sabancı vekalet yoluyla bizim hakkımızı elimizden alındı. 22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Aile zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Üç kardeş dava açtık. Kimseyi üzüp kırmadan hakkımı olanı almak istiyorum demiş. Ya bu kadar büyük aile. Ne derler? Karım kadar mı? Harun kadar mı? Siz söyleyin artık. Zenginler ama işte bu miras olayları zengini fakiri yok. Küçücük bir ev için bile kardeşler birbirine giriyor biliyorsunuz. Maalesef bir şeyi paylaşmak zengin de olsan, fakir de olsan kendi ailen de olsa bir zor, bir sıkıntılı o süreçler. Bu kadın da yazılık bayağı üzülmüş. 22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. 2010'dan beri de daha ciddi bir sürecin içine girdim. Biz üç kardeşiz. Üçümüz de dava açtık. Babam altı çocuğu var. Onunla çok özel ve güçlü bir bağımız vardı. Babam 16 yaşımdayken kaybettim. Babamın anısına yazdım, kitapla anlattım yaşadıklarımı. Aslında hakkım olan verseydiler diyor. Ben sulh içinde çözmek isterdim. Bunun için de çok çaba sarf ettim. Maalesef sulh içerisinde çözemedik. Yoksa ben de aile konularımızı deşifre etmekten memnun değilim demiş. Haliyle ama işte olmayınca da ne olsun mahkemeler herkese açık. Evet arkadaşlar Sevaş'ınız bugünün konuşulanlarını ufaktan ufaktan minnoş minnoş sizlerle paylaştı. Hepinizi çok seviyorum. Beni her nereden izliyor olursanız olun. Kalbim sizlerle o güzel yorumlarınızı, mesajlarınızı, beğenilerinizi Sevoş'tan eksik etmiyorsunuz. E madem buraya kadar izledin, patlat kız like'ını. Bir de abone değilsen abone ol. Sevoş cihazına yardımcı olmuş olursun. Ay kıyamam ya, bazı yorumlar gelmiş. Bu Deniz Akkaya için, anam bana üzülen üzülen. Hiç üzülmeyin arkadaşlar. Ee, Sevoş'un üstesinden gelemeyeceği problem değil bunlar. Sadece bazı takipçilerime sorumlu olduğum için sizlerle paylaştım. Çok şükür hepsinin Sevoş'unuz üstesinden gelebilecek durumda. Ee, Seboş'unuzu seviyorsanız yapabileceğiniz tek şey beğenmek ve tabii ki yorum yapmak. Yarın görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman Seboş'ta kalın.